Bence sen üstünü giy. Karşıya geçebiliriz birazdan. Hatta şimdi geçelim arabaya. Bir tane film seti gördük şimdi. Belki Taylor'ı görürüz. Buradan geçiyormuş gibi yapalım. Sola dönelim. Özür dilerim, çok üzüldüm. Ya kimi çekiyorsunuz? Bence normal bir çekim var ya. Şurada birileri var, kaldırımın üstteki insanlara bak. Nerede, ne oluyor? Ne oluyor söyleyin. Buradan geçip gidersek ve akşam haberlerde böyle çok sevdiğimiz birinin burada çekim yaptığı falan görürsek ağlayacağım. Gerçekten sinirlerim azaldı. Please I'm a star. Please I'm a star. We're stars. Please I'm a star. Bakın Taylor nerede söyleyin. Taylor ve ben. Sen şey biliyor musun? Taylor Swift'in bir tane paparazzi olayı var. Paparazziler girdiği yerin girişinde böyle aşırı kalabalık yapıyor falan. Sonra bu içeri giriyor. Bir tane bunun gibi böyle valiz gibi bir şeyin içine giriyor. Valiz de çıkıyor orada. Gerçekten. Evet. Aa, ne haber? Kardeşyanlarla ben. Aa, kardeşyanlarla ben. İyi kimse söylemiyor. Şu adam ne yapıyor? Böyle insanların yanından geçerken mesela iki kız daha olunca gerilmiyorum. Ha, karşıdan gelen. Aynen. Çünkü kalabalık oluyor. Şey, onları itip kaçabiliyor. Ay, burası ne güzel. Şu açık alan falan hoşuma gitti. Sen kısa bina seviyorsun. Olabilir. Geçsin abi, niye duruyorsun? Bize yanmıyor. Tamam. Az önce yanlışlıkla kartındaki bütün her şeyi sıfır sildim. Yani bütün çektiğim görüntüleri. O yüzden vloga baştan başlıyorum. Günaydın. Günagino. Hi. Can I get an avocado sandwich and a regular coffee? It's F-E-M. F-E-M? Yes. Sürekli bir yere gittiğimde cüzdanımı çıkarmayı unutuyorum. Tam siparişi veriyorum. Parayı bekliyorlar. Ben böyle kafayı yiyorum. Çantada arıyorum, cebime bakıyorum. Çok sinir. Kutu da geliyor. Ben seni galiba yine yanlış yoldan götürüyorum ama. Biz neredeyiz şu an? New York'tayken yaşadığım evin oraya geldi. Bu, şurası. Bakın burası Lady Gaga'nın eviydi eskiden, ünlü değilken. Nerede? Şurası işte. Anılar. Şurası da. Burada da Leonard Cohen'le Marlon Brando yaşamış tabii farklı zamanlarda. Of! Çok güzel! Büyük ihtimal bizim sokakta da çok önemli kişiler. Ben bunu bayağı araştırdığım için şey yaptım, bakarız. Nasıl? Yani bilindik bir şey değil mi çok? Hayır, burada ben insanların yaşadığını sadece internetten falan... Lady Gaga'yı galiba kendisi söylemişti ev sahibi. Ama bunları mesela bilmiyordu. Ben araştırıp buldum. Sonra çünkü Lady Gaga görünce dedim ki acaba başka kimler yaşamıştır? Bak buralar çok sakin. Evet. Çok gaz kokuyor burası. Geçti bana gerçi. Döner kokuyor gibi geldi. Biz niye hiç aynı kokuyu almıyoruz? Evet. Ben sidik kokuyor diyorum. Veda diyor ki çok güzel kokuyor. Çiçek kokuyor. Lavanta kokuyor diye. Korkunç. Bir tuvalete girmek için buraya geldik. Burada hiçbir tuvalete elin konusu ayak giremiyoruz. Şifresi oluyor. Sırf bu yüzden içeri kaldık. Kıza tuvalete şifresi sordum. Bozuk dedi. Az önce çalışanların arasında şey oldu. Bir tanesi dedi ki tuvalet ben bozuk sanıyordum dedi. O da böyle yaptı. Işığı çok seviyorum dedi ki ışık gitti. Işığı çok seviyorum. Böyle yaptım. Bana tuvalete şifresini söyleyebilir misiniz? Yaptım böyle yaptım. Ne oldu? Kusura bakma çalışmıyor falan. Yok, hayır diyor. Nereye sıçacaklar? Nereye sıçacaklar ya? Darbe oldu kameraya göster. Şu binanın güzelliğine bakın. Şaka mı dur? Şaka mı dur? Çekerken bir tane adam geçiyordu. İçeri girin, içerisi çok güzel. Şu kapının kapalı. Güzelliğine bak. Kapalı ama. Adam da bizi kandırıyor. Bak bir gün eskiden vlogumda da söylemiştim. Yürüyorum tamam mı Central Park'ta? Şurada hani faytonlar var ya. Faytonları gördüm. Videoyu açtım dedim ki baksanıza Türkiye'de bile fayton yasaklandı. Burada böyle falan dedim. Aralarında Türkçe konuşmaya başladılar. Şaka. Buraya gelip fayton işi yapıyorlar. Şaka yapıyor. Hepsi bir de. Hepsi Türk'tü. Hepsi Türk mü? Vallahi hepsi Türk'tü. Burada yapacağım işi buldum. Take you all over this place.
Evet. Girişte bir tane adam çalışıyor. Türk büyük ihtimal. Hepsi Türk aksanıyla konuşuyor. Belki Türk değildir ama kesin Türk'tü. Merhaba. Benim oldu bu galiba. Mesela burada sincapları sakın beslemeyin diyorlar çünkü ısırabiliyor. Ay buranın şeyi çok güzel. Neydi? Müzisyen gibi duyulmak istedim, kelimeyi unuttum. Yok, rezonans değil de. Yemin ederim müzisyenim. Neydi? Akustiği çok güzel. Wow. Tam ben hiç bilmiyorum o yüzden sessizim. Ay şuraya bak ya. İçim açıldı. Yürüyorken bir tane adam gördük, tamam mı? Adam da köpek geziyor. Köpeğin şeyi de böyle, tasması da aşırı uzun ve bu halat. Eda da dedi ki bu adam acaba dedi sincap avı için mi köpeği buraya getirmiş, çok uzun ipi dedi. Ben de dedim yok ya, onunla ne yapacak, boğacak mı falan dedim. O köpek için diyormuş. Adamın yanına geçiyoruz, biz böyleyiz. Bu adamda katil tipi var, bu adamda şu tipi var, bu adamda bu tipi var, böyle şey yapıyoruz. Tam yanından geçerken adam bir anda böyle köpeği koşmaya başladı, bir sincapın peşinden. Adam böyle İnanılmaz bir soğukkanlıkla elinden tasmayı böyle bıraktı. Sana yemin ederim adam dediklerimizden daha da beter biri. Suratında zaten böyle bir sosyopat tipi vardı. Evet. İnsanları dış görünüşü tam yargılamıyorum. Köpeğin zinciri o kadar uzun ki. Dedim ki bu %100 sincap avlamaya gelmiş. Çünkü adam çok soğukkanlıkla insanların dolaşmadığı yerlerde dolaşıyor. Bu mu? Ha bu değil, tamam. Hayır, bu değil. Neyse biz de sincap dedim değiliz zaten. Adam gerçekten cin gibi bıraktı köpek sincaba saldırınca. Bugün de New York'ta bile insan sarrafıyız diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şuraları da biraz çekeyim. İç kararttık. Ulta'ya geldik şimdi. Ulta Beauty buranın Sephora gibi bir şey işte. Burada da Hazin'in markasının ürünleri satılıyor. Deli gibi gözlerim onu arıyor ama daha bulamadım. Ashley. Birine de sormak istemiyorum çünkü ben burada bir kere birine tart bir şey sormuştum. Sonra kilitledi ve bana 100 tane şey aldırdı. Beni manipüle etti. Ay, buradaki tarakları kullanmışlar. Annem burayı izlemesin. Annem saçtan çok iğrenir. Saç var üstünde. Bakar mısınız? Bütün markaya ayrılan yere bakın, bu kadar. Ha bu Fresh Picks herhalde daha fazla var. Şu renk bana yakışır mı gözüme? Bence yakışabilir. Saçımla güzel duruyor. Beyazı var, beyaz alacağım çünkü üstüne başka renk yapınca çok iyi oluyor. Eye paint. Şey gördüm, benim dudaklarım çok böyle kuruyor. Böyle bir şey alsam mı? Bakın bu direkt kuru ciltler için olan bir marka galiba. Böyle el kremi de var, kuruyan eller için. The next morning. Günaydın. Bagel yedik. Çok güzeldi. Şu ana kadar yediğimiz en iyi bagel. Aynı Hatay Chipotle'de de yapıyorlar. Aha. İçine şunu koy diyorsan sığması için biraz azalt ki her birine. Taşıyor. Ya bu kamera çok mu iyi çekiyor? Ama bu yine benim yüz şeyimi açmış. Niye sürekli bunu açıyor? Ben... Niye mi geçtin sende? Buradan aldım. Beğendin mi? Beğendim, bayağı beğendim. E sen bana o yüzden sormadın mı kamerayı beğendin mi diye? Ben de onu sandım. Sen sabah bana kamerayı beğendin mi diye sordun. Evet. Kamerayı beğendim diye.
Evet, evet sen zaman yolculuğu mu yaptın? İnan hatırlamıyorum ki. Neye dedim ben? Sen ne zaman dedim? Kafayı bak sabah içeceğim. Hazırlanıyorduk. Buket bana dedi ki kamerayı beğendin mi? Ben de yeni kamera aldım biliyorsan. Hayır, iPhone'un kamerası dedim ben. Buket şu an gördüğüm için söylemiyorum. Bu Everything Bagel'ların üstündeki seedler aşırı dişin arasında kalıyor. O yüzden bagel yedikten sonra dikkat et. Şu an görmedim. Bakın kim geldi. Merhaba. Ben geldim. Ya bir o çalma be. New York'a geldiğimizden beri 3. Apple Store'a gelişimiz. Şimdi ben takas yaptım telefonumu. Buket'le Eda da alacak. Dün Buket'i almak için kapının önünde Eda ile bekliyorduk. Yemin ederim 5-6 tane fare böyle dolanıyor uzakta böyle. Kaç metre? 3 metre falan uzağımızda herhalde. Ağzımıza kadar girdiler bir de fareden korkmuyor. Bir de biz böyle diye sesler çıkarıyoruz. İyice bize doğru geliyorlar. Çok korkunçtu. Buket'in ilk metrosu. Şey gibi Tuğba'nın Ekin deneyimliyor serisi gibi. Buket, Buket deneyimliyor. Buket'in ilk bagel'ı. Nasıl cinsine bu kamerayı çevirdiğim anda Buket şifasını arıyor. 360 görüyorum. Buket'e Amerika hatta T-Mobile'a geldik. Az önce burada şey Anti-Hero çalıyordu. Hi, I'm the problem. Yapıyorduk birbirimize. Sonra bir tane baktık çalışan adam böyle böyle yapıyor bize mikrofon tutuyormuş gibi yapıyordu. Çok tatlıydı. Kameramın üstteki stikerleri gösterecektim. Nasıl göstereceğim? Chelsea Market'e uğradık bir. Bunu aldım. Taş rengime de çok yakıştı. Evet, ceket de garip bir şekilde hoşuma gitti. Bu niye sürekli açılıyor? Ben sürekli bu blur'ı kapatıyorum. Ben de yapıyordum. Sürekli açılıyor. Bir ayarlardan kapatınca oluyor orada. Ha, bakın şimdi düzeldi. Anladınız mı farkı? Anladınız kesin. Çünkü ben mesela bunu başkalarının videosunda görünce de çok gözüme batıyor. Burada insanlar gerçekten video çektiğimizi görünce hep çıkmaya çalışıyorlar. Antalya Convenience. Can I get the harvest glove? Sodaya bakın, çok güzel. Şu şeyi gördünüz mü? Böyle $50 fiyatını uyduruyor olabilirim. İçinden sadece 2 tane çilek çıkıyor ama böyle inanılmaz lezzetli. TikTok'ta bir ara çok popülerdi. Onu çok merak ediyorum. Burada Nintendo Store var. Çok heyecanlıyım. Nintendo Store'a gitmek istiyorum. Kahvaltıya geldik. Burası benim daha önceden gittiğim her gün gelip baktığımız yer var mı diye. Ve çok kabalar. Kapıda dün geldik. Kapıdaki kadın böyle şey yaptı. Rezervasyonunuz var mı dedi. Yok dedik. Davet var falan yaptı. Ama böyle 3. sınıf vatandaş gibi davrandılar bize. Şimdi bugün geldik. Kapıdaki adam da böyle he burayı size verebilir. Herkes böyle bir garip. Arkadaşlar adam üstüme bagel düşürdü. Kucağımda şey vardı da. Sonra bunu sonra dedik sana yenisini getireceğim. Ama almadı düşen bagel'ı. Adam geldi dedi ki siz 2 tane bagel mi söylemiştiniz? Ben de hayır dedim. Sorun değil ikisini de alabilirsiniz diye bölüme koydum. Sonunda Eda da telefonu aldı. Abi gerçekten her gün Apple'dayız o kadar komik ki. Şimdi burada çok güzel bir kitapçı var oraya gidiyoruz. Do you think I deserved it all? Bakın Julia Fox'un kitabı çıktı. Çok merak ediyorum. Ay bayılırdım bu markanın şeylerini. Hatırlıyor musunuz? Bullet Journal yapıyordum bir ara. Çok güzel. Çok hoş. Kalem kutusuna bakın. Kadın
Ben bayağı işte podcastleri var, onları falan dinliyordum. Çok seviyorum. Ama ben çok kitap almamaya kendime söz verdim. O yüzden büyük ihtimalle sadece bunu alacağım. Yakalandım. Bakın, Lana'nın şiir kitabını buldum. Hayatımda gittiğim her yerde aklımda değilmişsin gibi bir de beni takip mi ediyorsun? Az önce FaceTime yaparken bir tane adam geldi. Dedi ki çok güçlü, çok güçlü bir şeyin var dedi Eda. Böyle çok güçlü bir üçüncü göz demedi de böyle burandı. Bir kelime söyledi ama anlamadım. Bu sene iki tane majör olay yaşayacaksın. Seni çok başarılı olacağın dedi. Çok düşünme, sağlığına dikkat et dedi. Çok düşünüyorsun dedi. Doğru ama yani herkes çok düşünüyor olabilir. Biraz bak genel geçer şeyler söylemiş. Evet, aynen. Sonra şey dedi işte, palm reading yapayım mı, el falı bakayım mı dedi. Ben de yok ilgilen, inanmıyorum gibi bir şey söyledim. Sonra gitti. Belki de hani müşteri böyle kaldırıyordur. Bak spesifik bir şey söylemiş olsaydı inanırdım hani spesifik. Sen müzikle ilgileniyorsun deseydim sana. O zaman kesin palm reading yaptır bence derdim. Hı-hı. Buradan. Follow my lead. Everybody let's chill. Do the ice cream freeze. Struck a pose. You did a milkshake, shake, shake it down low. Günaydın. Şimdi Buket'le Eda evden çıktılar. Ben terapiye girdim. Online terapi New York'tan yapmak çok güzel gerçekten. Bugün Harry Potter'ın oyununa gidiyoruz asıl ya. Çok heyecanlı ya. No love is never logical. Öldüremedim. Bir tane çok istediğim kitap aldım. Çok fazla almayacağım çünkü Kindle almayı düşünüyorum. Biri For the Love of Man. Bu kitabı çok istiyordum. Bunu okuyacağım. Hatta size bazı şeyleri anlatırım kitaptaki. Bir de Halsey'nin şiir kitabını aldım. Artık bu kitaba ihtiyacım vardı. Sipariş etmiştim ilk çıktığı zaman. İptal olmuştu, bir şeyler olmuştu ve Nil'de var bu kitap. Nil'den alıp okumuştum ben, bitirmiştim ama çok beğendiğim için bazı şeyleri kendi kopim de olsun istedim. O da böyle. Başka kitap almamayı düşünüyorum ama göreceğiz. Ya bir mikrofon aldım. Bunu telefon altında tripodu da var. Bunu böyle takıyorsunuz ve ses o kadar iyi ki çok mutluyum. Çünkü TikTok'ta coverlar çekiyorum ve ses çok kötü oluyordu. Üzülüyordum bu duruma. Bakın bu Halsey'nin aldığım beyaz şeyle yaptım bunu. Üstüne mavi far ekledim. Gözlerimi de bir tane videomda göstermiştim. Mac & Cherry dudak kalemiyle yaptım. Ve bu arada aşırı tiyatroyu özledim biliyor musun? Oyunculuğa mı dönsem benim?